Bismillahirrahmanirrahim. Kasasun Nebiyyin, Peygamberlerin Kıssaları adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Sefinetun Nuhin, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi adlı bölümü okuyorduk. 7. alt başlık. Minet temasili ilel asnami. Temsillerden putlara. Temasil kelimesi cemi mükesser biliyorsunuz ikiye ayrılmakta. Kıllet, kesret. Kesret vezninin müntehel cumu bölümündendir. Temasil. Dolayısıyla gayr-ı muhtariftir. Gayr-ı muhtarif olması için tek illet yeterli. O da müntehel cumu oluş. O illet yeterli. Elif lamlı olduğundan estre ile mecrurdur. El asnam kelimesi, sanem kelimesinin cemi mükesseri. Hangi kısmı? Kıllet vezindir. Putlar manasına gelmekte. Ve meza ve öldü. Haulâ-i onlar. Haulâ-i kelimesi, yani isim işaret, cemidir. Faildir burada. Haulâ-i. Her ne kadar lafzen mecrur, esrili, işte mecrurdur denilse de mahallen nedir? Merfudur. Çünkü bu kelime mebnidir. İsim işaretlerin cemisi mebni olmakta. Sükun üzere mebni bu. Değişmiyor yani. Ve ra'a ve gördü el-evlâdü çocuklar. Ra'a 3. babtan, er'a, er'eye ifal babından olurdu. İfal babın aktarılmış hali. Boğaz harflerinden ra'a'da ne var? Hemze var. Aynel veya lamel fiilinde boğaz harflerinden olması gerekirdi. Ra'a görmüştü. Mişti geçmiş zaman. El-evlâdü çocuklar. Evlat, veledün evlat kelimesi. Evlat ne olur? Tıpkı esnam, evlat aynı kalıp. Cem-i mükesser, kıllet mezni. El-evlâdü çocuklar görmüştü. Neyi görmüştü? Âbâ-ehum kendi babalarını. Ebun bir baba, âbâ kelimesi babalar manasına gelmekte. Kendisinde âbâ kelimesi nedir? Elif-i memdûde içerdiğinden, elif-i memdûde ile bittiğinden gayr-ı mustariftir. Âbâ kelimesi muzaftır, hum muzafun ileyhtir. Ra'a görmüştü el-evlâdü çocuklar âbâ'ı kendi babalarını ne yapar iken görmüştü. Yeteberrakûne teberruk ederken biha o putlar ile. Ha putlara gitmekte. Ha müfrett müennes zamirdir. Niye müfrett müennes zamir tercih edilmiş? Çünkü esnaf cemidir. Evet ama putların aklı yoktur. Yani gayri akıl bir cemidir bu. Gayri akıl cemiler müfrett müennes hükmündedir demiştik. Bu yüzden ha zamiri müfrett müennes olarak kullanılması gerek. Tekrar alalım. Ra'a görmüştü. El evladı çocuklar. El evlat fail olur. Aba meful olur. Çocuklar görmüştü. Neyi? Aba'ahum. Kendi babalarını görmüştü. Ne yapar iken? Ne oldukları halde diyorum. Çünkü yeteberrakune ne olmakta? Hal olmaktadır. Nereden hal? Aba'dan hal olmakta. Çünkü aba kelimesi nedir burada? Marifedir. Marifeden sonra gelen fiil veya zarf ne olur? Hal olur. Aba kelimesi nasıl marife? Marifeye muzaf olduğu için marife. Esasen nekredir. Ama hum zamirdir. Tüm zamirler marifedir. Marifeye muzaf olan da marifedir diye kaide var. Bu yüzden aba da marife olur. Bu durumda marifeden sonra teberrakuna geldiği için hal olur. Âbâ'ahum kendi babalarını görmüşlerdi çocuklar. Babaları ne yapar iken, ne oldukları halde görmüştü? Yeteberrakune biha, o putlar ile teberruk eder iken çocukları babalarını görmüştü. Ra'av yine görmüşlerdi o çocuklar. Âbâ'ahum kendi babalarını ne yapar iken, yine hal geliyor. Yu'azzimûneha, o putları tazim ederken. Öyle tazim ki, yani burada yu'azzimune yine ne oldu? Hal oldu. Öyle tazimden bahsediyoruz ki biz. Tazimen şediden. Buradaki tazim mef'ul mutlak olmakta. Tazim etmekle diye söylenmekte. Şediden çok da şiddetli. Tazim öyle tazim ki bu şiddetli. Şedid de tazimin sıfatı olur. Tabi başka türlü de değinebiliriz. Yu'azzimune azzeme yu'azzimu. Fa'ale yufa'ilu. Tef'il, tef'il babındandır yu'azzimune kelimesi. Tef'il babından muzari. Ta'zim kelimesi de yine tef'il babından masdar garimimi. Azzeme, yu'azzimu ta'zimen. Binası teksir içindir.
Bina'uhu litteksiri diye anlatılır. Devam edelim. Ve kânû ve onlar idi. Hangi onlar? Çocuklar idi. Yaravne görüyorlardı hum babalarını. Babaları ne oldukları halde ama ne yapar iken babalarını görüyorlardı. Yukabbilûne öper iken neyi? Hâzihi temâsile şu temsilleri babalar öperken çocuklar onları görmüştü. Ve daha hangi durumda görmüşlerdi? Yelmesûneha o putlara dokunur iken ve daha yed'ûne dua ederken indaha o putların yanında. Bu esnalarda çocukları babalarını görmüştü. Ve kânû ve onlar idi. Nedir idi? Yaravne görüyorlardı hum babalarını. Vav ne olur? Kâne'nin ismi olur. Yaravne haberi olur. Ve kânû o çocuklar idi. Yaravnehum babalarını görüyorlar idi. Babaların ne oldukları halde. Yahfizûne eğer iken usehum başlarını. Ve yerkaûne ve ruku ederken indaha o putların yanında. Bu durumlarda çocukları babalarını görmüştü. Fe ardından madem ki hal budur zade geçti. Zade zide. Zade'nin de aslı hem yani Z, Y, D diye gelmektedir. Zade'nin aslı Z, Y, D. Nasıl bir fiil olur bu? Ecvef fiil olur. Ecvef ortası boş demektir. Zade geçti kim ne? El ebna'u çocuklar. İbnun bir çocuk. Ebna çocuklar. Çoğuldur, mükesserdir. El ebna kelimesi aynı zamanda nedir? Gayrı musariftir. Neden ötürü? Elif-i memdudeyle bitmesinden ötürü. Esasen bir kelimenin gayrı musarif olması için iki tane illet gerekir. Ama bazı durumlar var ki tek illet, iki illet yerine kaimdir. İşte bu tek illetlerden bir tanesi de o kelimenin elif-i memdude içermesi, elif-i memdude ile bitmesidir. Fezade ve geçti el ebnâ'u çocuklar kimi geçti? Alel âbâ'i babalarını, babaları geçtiler. Hangi konuda geçtiler? Onlara, putlara karşı gösterilen saygı yönünden geçtiler. Ve sâru ve başladılar. Kim? Kimler? Vav, o çocuklar başladı. Neye başladılar? Yescudûne secde etmeye başladılar. Neye? Lehe, o putlara. Putlara secde etmeye başladılar. Ve sâru ve başladılar yes'elûneha o putlardan istemeye. Ve yezbahûne ve kurban kesmeye başladılar leha o putlar için. Ve hâkeza işte böylece sârat dönüştü ne? Hâzihil esnâmu bu putlar dönüştü neye? Âliheten ilahlara. Âliheten ilah kelimesinin cemi mükesseri. Ve sara ve başladı ennasu insanlar. Neye başladılar? Ya'budune kulluk etmeye başladılar. Ha o putlara. Putlara yönelik kulluk yapmaya, ibadet yapmaya başladılar. Neye? Daha önceden neye ibadet ettikleri gibi? Kema kanu oldukları gibi. Ya'budune kulluk ediyorlar. Allah'a, Allah Teala. Min gablu bundan önce. Toplarsak. Min gablu bundan önce. Allah'a kulluk ettikleri gibi. Bundan önce Allah'a kulluk ettikleri gibi şimdi de putlara kulluk etmeye, ibadet etmeye başladılar. Ve kesurat ve çoğaldı, arttı. Hazihil alihetu, bu ilahlar, bu uyduruk ilahlar arttı. Şihim kendi içlerinde. Ki bunlar da nelermiş? Haza şu veddün veddir ve zalike aynı şekilde bu da nedir? Suva'un suva'dır ve haza şu da yavusu yavustur ve zalike bir diğeri de ya'ugu ya'uktur ve haza işte bu da nedir? Nesrun nesirdir. Ved, suva', yavus, ya'uk, nesr bunların her biri özel isimdir. Putların isimleri Nuh suresi 23. ayete bakarak bu kelimeleri oralarda görebilirsiniz. Tabii şöyle bakarsak haza bu nedir? Yani haza mübteda veddün haber. Diğerler de aynı şekilde. Zalike bu nedir? Suvan suvandır. Haza bu mübtedadır. Yavusu yavus da haber olmaktadır.
Değerleri de aynı şekilde yine kendi içerisinde tek tek değerlendirildiğinde bu şekilde bu gramer yönünden bu şekilde değerlendirilirler yani. Bir sonraki videomuzda 8. alt başlığı işleriz.